Ayşe ve Meral bir ödevi birlikte 9 günde, Meral ve Orhan 11 günde, Ayşe ve Orhan 8 günde yapıyorlar. Buna göre bu kişilerin ödev yapış hızlarına göre doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 3 kişi var, 2 2 ayrı ayrı yapıyorlar. Diyor ki mesela eğer Meral ile Orhan beraber yaparsa 11 günde bitiyor. Yani normalde 9 günde veya 8 günde bitecek bir ödev Meral ve Orhan yaparsa 11 günde bitiyor. İş çok uzuyor. Kim yok burada? Meral ve Orhan yaparken Ayşe ortalıkta yok. Demek ki Ayşe ödeve katılmadığı zaman ödev çok yavaş bitiyor. Öyleyse en hızlı yapan Ayşe. En büyük hızı olan Ayşe'nin A'sı. Peki ödeve kim katılmadığında çok hızlı bitiyor? Ona bakalım bir de. 11 gün, 9 gün, 8 gün. En hızlı burada bitmiş. Yani Ayşe ile Orhan beraber 8 günde yapıyorlar. Öyleyse en tembelleri de Meral. Çünkü Meral olmadığında ödev çok hızlı bitiyor. Diğerlerine göre daha hızlı bitiyor. Öyleyse ödev yapış hızı en az olan da Meral'dir. Meral en küçük, Ayşe en büyük. Dolayısıyla tek bir şık kaldı, cevap Edirne. Yani birini çıkararak sonucun nasıl etkilendiğini gördük. Ayşe ve Meral birlikte 9 gün, Meral ve Orhan 11 gün. 11 gün çok uzun bir süre, demek ki çalışkan olan kişi Ayşe. Ayşe çekildi mi ödev yavaş bitiyor. Burada da Ayşe ve Orhan 8 gün. Demek ki burada da ödevi yavaş yapan, burada olmayan kişi Meral. Meral'i çıkarttığımızda ödev hızlı gidiyor. Demek ki o da en yavaş yapan, cevap Edirne.